Samsun Büyükşehir Belediyesi kırsal alandaki kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu daha hızlı bir şekilde. Bu kapsamda Vezirköprü ilçesinde yer alan Tahtalı Köprü ve Sarı Dibek mahallelerinde yaşayan ev hanımlarının ekonomik kazanç sağlamaları için iki tane el sanatları merkezinin açılışı yapıldı. Bu atölyelerde köy kadınları Osmanlı zamanından beri yaptıkları el sanatlarını modern bir merkezde yapıp ekonomik kazanç sağlayabilecekler. Kadınların yaptıkları ürünler Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıp şehrin değişik merkezlerine sergilenerek satışa sunulacak. Kırsaldaki kadınların köy ekonomisine olan katkısını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz şunları söyledi. Burası adeta yaz aylarında reçberliği hanımlar yapıyor. Reçberlikten kalan zamanda da hanımlar el sanatlarıyla uğraşıyorlar. Biz bu el sanatlarıyla ilgili atölye şartlarını iyileştirirsek, ürettikleri kilim, heybe, çorap, çanta vesaire gibi hatta iğne oyası gibi şeyleri eğer onlardan satın alabilirsek, hediyelik eşya olarak da Samsun'da çeşitli mekanlarda bunları ekonomiye döndürebilirsek, ki döndürmeye karar verdik ve onlara siz ne üretirseniz üretin sizden satın alacağız bunları dedik. Böyle. Başkan Yılmaz açılışların ardından yöre halkının sorunlarını dinledi. Yılmaz yöredeki sorunların giderilmesi noktasında vatandaşlara söz verdi. Tahtaköprü El Sanatları Merkezi'nin açılışı öncesinde 6 yaşındaki Ayşenur Özer isimli kız çocuğunu kucağına alarak İstiklal Marşı'nı okuttu. Merkezlerin açılış kurdelelerini protokolleştiri kesti.